Merhaba değerli takipçiler. Cem Yılmaz'la şarkıcı sevgilisi Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkisi sona erdi. Sona erdi. Şu an itibarıyla sona erdi ama yarın ne olur bilinmez. Biliyorsunuz ünlüler dünyasında aşklar bitiyor. Ayrılıyorlar. Sonra tekrar bir denemek istiyorlar. Tekrar bir araya giriyorlar. Sonra tekrar ayrılıyorlar. Zaten ilişkilerin çoğu dikiş tutmuyor ama ünlüler dünyasında bir de ekstra bir durum var. O da şu, egolarının yüksek olması. Her ünlünün beğenilmekten dolayı, başarılı olanların alkışlanmaktan dolayı, takdir görmekten dolayı böyle kendilerini sürekli olarak ben ünlüyüm, ben başarılıyım, ben seviliyorum diye ruhen motive etmelerinden dolayı bir egosantrik, bir kompleksle karışık kendini fazla beğenme duygusu, isteği, arzusu ve yönelimi var. Bu da hayatı paylaştıkları partnerlerine, sevgililerine, karılarına, kocalarına dünyayı ziyan etmeye yetiyor zaman zaman. Maalesef, maalesef. Ve ünlüler dünyasında bu yüzden ilişkiler hiçbir zaman uzun ömürlü olmuyor. Benim dediğim olacak. Ben ne diyorsam o olacak arzusu, isteği. Benim dediğim gibi yapacağız. Hayatımızın akışı benim arzu ettiğim şekilde. Sen de tabii söyle ama ben evlenmek istemiyorum. Sen evlenmeyi çok istiyorsun, ben arzu etmiyorum şeklinde. Cem Yılmaz'la Defne Samyeli'ne dönecek olursak, bundan yaklaşık 7-8 ay evvel Defne Samyeli'nin evliliği çok istediğini ve Cem Yılmaz'ın bu konuda acele etmemeleri gerektiğini, hatta o zaman bir seçim vardı Haziran ayında, hayatım şu seçim çıksın aradan, bakacağız, edeceğiz diye İstanbul seçimi, Cem Yılmaz'ın cevap verdiği bilgisi kulağıma gelmişti. Ben de o zaman bunu haber yapmıştım kendi sayfalarımda, kendi sitemde. Seçimden sonra çok şey olabilir diye. Ancak evlenmediler. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'a, benim iki tane yetişkin kızım var. Bizim artık bir yuva kurmamız, daha derli toplu yaşamamız gerekmez mi diye istekte bulunduğunu ve Cem Yılmaz'ın da buna çok fazla yanaşmadığını, ancak sevgilisini de kırmak, üzmek istemediğini duymuştum. Söylenmişti. Ve gelinen bu noktada, önceki gün Cem Yılmaz'ın Karakomik filmlerinin galasında Defne Samyeli'nin olmaması ayrılık iddialarını güçlendirdi ve onlar ayrıldılar. Onlar artık birlikte değiller diye basında haberler çıkıyor ve Defne Samyeli bu konuyu kendisine soran gazetecilere konuşmak istemiyorum dedi. Cem Yılmaz hem galada bu soruyu yanıtlamak istemediğini söyledi, hem de evine girerken bekledi gazeteciler geçen akşam ve kendisine bu soruyu yönelttiler. Konuşmadan içeriye girdi, ancak Cem Yılmaz'ın da Defne Samyeli'nin de yüzünün asık olduğu gelen bilgiler arasında. Onlar geçen sene 2018'de Nisan ayında aşk yaşamaya başlamışlardı ve görünen son derece güzel bir birliktelik yaşadıklarıydı. Ancak ilişkilerin iç yüzünü tabii ki çok fazla onlar kadar bilmek mümkün değil. Bu konuda bir ünlünün unutamadığım bir sözü var. Bilal, dışarıdan her şey dört dörtlük gözükebilir ama dört duvar arasında ne yaşandığını hiç kimse bilemez demişti. Bir de Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın ayrılığıyla ilgili olarak şöyle bir iddia var. Cem Yılmaz'ın Karakomik filmlerinin vizyona girdi ya, filmlerin güya reklamıymış Cem Yılmaz. Hadi canım, Cem Yılmaz'ın böyle saçma sapan reklama ihtiyacı mı var? Sallıyorlar, uyduruyorlar bunu. İnanmayın, inanmayın, inanmayın. Peki arkadaşlar, beğendiyseniz beğen yapın ve bu kanala, Forex 5 TV kanalına abone değilseniz YouTube'da mutlaka abone olun. Bombalar burada patlıyor çünkü.